Aşağıda g1, g2, g3 ve g4 fonksiyonları verilmiştir. Buna göre bu fonksiyonlardan kaç tanesi birebir fonksiyondur diye sormuş. Birebir fonksiyon demek arkadaşlar. x yerine her verdiğimiz sayı için sonucun bizi farklı bir yere götürmesi lazım. Mesela birinciye bakalım. x yerine burada 1 desem arkadaşlar 2 çarpı 1 artı 3'ten sonuç 5 gelir. x yerine 0 desem 2 çarpı 0 0'dır sonuç bizi 3'e götürür. x yerine eksi 1 desem 2 çarpı eksi 1 eksi 2'dir artı 3'ten sonuç bizi artı 1'e götürür. Ve değerleri bu şekilde arttırdığımızda her birinde bizi farklı bir yere götürdüğünü göreceğiz. Dolayısıyla bu işte bir birebir fonksiyondur. Bunu aldık. İkinciye bakıyoruz. Mutlak değer içerisinde eksi 2x demiş tanım kümesi reel sayılar, görüntü kümesi reel sayılar. Şimdi arkadaşlar x yerine 1 versek burası ne gelecektir? Eksi 2 çarpı 1 gelecektir. Bu da eksi 2'dir dışarı artı 2 diye çıkar. Peki x yerine eksi 1 verelim bakalım bir de. Eksi 2 çarpı eksi 1. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2. Dışarı ne çıktı? Artı 2 olarak çıktı. E bakıyorum beni aynı sonuca götürdü. 1, verdim 2'ye götürdü. Eksi 1 verdim yine 2'ye götürdü. Aynı farklı değerler verdiğim halde aynı değere götürdüğü için bu bir birebir fonksiyon değildir. 2'ye eledim. 3'e bakıyorum. Tanım kümemiz yine reel sayılardan reel sayılara. Görüntü kümemiz de yine reel sayılar burada. E, x kare eksi 4'e bakacağız arkadaşlar. Bu durumda x yerine bir 1 verin. 1'in karesi eksi 4'ten sonuç eksi 3 gelecektir. x yerine eksi 1 versem ne gelecek sonuç? Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 1 eksi 4'ten yine eksi 3 gelecektir. Bak 1 verdik. E, eksi 3'e götürdü. Eksi 1 verdi. Yine eksi 3'e götürdü. Dolayısıyla aynı değerlere götürdüğü için bu bir birebir fonksiyon değildir. Bunu da eledim. Dördüncüye bakıyorum. Denklemin burada x kare olarak verilmiş. Fonksiyonumuz x kare olarak verilmiş. Ancak burada bir e, burada diğerinden farklı olan bir durum var. Diyor ki pozitif reel sayılar verebilirsin diyor x yerine. Mesela biz ne yaparız? Normalde bunu 1'in karesi 1'dir. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Deriz birebir değildir derdik eğer sadece reel sayılar olsaydı. Ama pozitif reel sayı olduğu için arkadaşlar negatif olanları dikkate alamayacağız. Bu durumda 0, 1, 2 gibi sayıları ya da e, buradaki kesirli sayıları da tabii ki düşünebiliriz. Ya da köklü sayıları da düşünebiliriz. Ama her biri bizi farklı bir yere götürecektir zaten. Mesela 1'in karesi 1'dir, 2'nin karesi 4'tür, 3'ün karesi 9'dur. E, veya 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür şeklinde düşünecek olursak her biri bizi farklı bir yere götürecektir. Burada pozitif dediği için bu birebirdir. Sadece reel sayı deseydi üsttekinin aynısı olurdu, birebir olmazdı. E, kaç tanesi birebir fonksiyondur diye sormuş, iki tanesi. Cevabımız Ceyhan. f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon olarak tanımlanmış, a, b eleman R olmak üzere demiş f3x 4 eşittir. ax artı b artı 2 fonksiyonu birim fonksiyondur. Birim fonksiyon demek içi dışı bir fonksiyon demek. O zaman içinde 3x 4 varsa şu dışı da ne olacaktır? 3x 4 olacaktır. Yani ax artı b artı 2 aslında 3x eksi 4'e eşittir diyebiliriz. Burada da şöyle bir şey yapmamız lazım. X'de olanlarını birbirine eşitleyeceğiz. X'de olan burada A var. Burada da 3 var. O zaman A 3'e eşittir. Sabit olanları da şu b artı 2'yi de neye eşitleyeceğim bu durumda? Eksi 4'e eşitleyeceğim. Artı 2'yi karşıya attım. Eksi 2 olarak geçti. Eksi 4 de burada var. B eşittir. Eksi 6 olarak gelmiş oldu. A çarpı B'yi istiyor bizden. A'yı 3 bulduk. B'yi eksi 6 bulduk. Çarpımları eksi 18 gelir. Cevabımız Bursa seçeneği fx eşittir 3x eksi 9 çarpı x kare artı m eksi 8 çarpı x artı 2k artı m fonksiyonu sabit fonksiyondur demiş arkadaşlar. Sabit fonksiyon olması için x'li bir ifade bulunmaması gerekiyor. O zaman şuranın aslında 0 olması lazım. Yani 3k eksi 9 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan 3k eşittir 9 gelecek. İki tarafı 3'e böldüğümüzde k eşittir 3 olarak gelecektir x'li e, hiçbir değer bulunmuyordu. Dolayısıyla şuranın da 0 olması demektir bu. m-8 eşittir 0 dersek, m burada 8 olarak gelecektir arkadaşlar. Buna göre f5 değeri kaçtır? Bulduğumuz k ve m değerlerini yerine yazdığımızda, fx eşittir. Artık şurası 0 oldu zaten. Burası da 0 oldu. Ne kaldı geriye? 2 çarpı k artı m. Yani 2 çarpı 3 artı 8. Bu da ne demektir? 6 artı 8'den 14 demektir. fx eşittir 14 olduğunda, İster f5 diyelim, ister f500 diyelim hiç fark etmeyecek. Sonuçta bu x'e bağlı değildir. f5 de buradan yine 14'e eşit olacaktır deriz. Cevabımız Denizli seçeneği olur. f fonksiyonun burada bize tanımlamış. E, tanım kümesi tüm reel sayılar olabilir ama 3'ü alma diyor. Niye böyle bir şey diyor arkadaşlar? E, bunun sebebi şudur. Demek ki 3'ü aldığımda yani x yerine 3 verdiğimde sonuç bizi tanımsıza götürüyor. Peki bu ne zaman mümkün olur? Payda 0 olduğunda. Demek ki x yerine şurada 3 verdiğimde 3 artı a 0 oluyormuş. E buradan aslında a'nın ne olduğunu görebiliriz biz. Eksi 3 olduğunu görebiliriz. Peki fx fonksiyonunu şöyle bir yazalım arkadaşlar. fx eşittir 2x eksi 6 bölü. Ee, x 3 olarak geldi. a yerine eksi 3 yazdık. Şimdi hatta burada yukarıyı iki parantezine alacak olursak iki parantezinde x 3 bölü x 3 olarak gelecektir. x 3'ler sadeleştiğinde fx eşittir 2 olarak gelmiş oldu. Hatta şöyle yazalım fx eşittir 2'ymiş. Zaten bize ne demişti? Fonksiyonu sabit bir fonksiyon demişti. Biz sabit fonksiyonu bulmuş olduk. Peki şurada görüntü kümesine bakacak olursak bir de arkadaşlar demiş ki tüm reel sayılar olabilir ama B olmasın demiş. Niye böyle bir şey demiş olabilir? Demek ki B ifadesi burayı geçersiz kılıyor. Nasıl geçersiz kılıyor bir anlamaya çalışalım. Şimdi 2x 6 bölü x 3 gelmişti ya. Bunun B'ye eşit olmaması gerekiyormuş. Bu neden olabilir arkadaşlar? Bak şundan dolayı olabilir. B yerine 2 verdiğini düşünsene. Ne geliyor buradan? 2x 6 vardı zaten. 2 ile de x eksi 3'ü çarptığımda ne olacak? 2x 6 gelecek. Araya eşitlik koyduğunu düşün bir de. 2x'ler gitti. E x6'lar da gitti. İki tarafta da 0 eşittir 0 kaldı. Bu ne demek? x yerine ne verirsen ver sağlıyor demek. Ama ne olmuş oldu şu anda ifade tamamen sadeleşmiş oldu gitti. Ama buradan ne gelmesi gerekiyordu arkadaşlar? Aslında 2 gelmesi gerekiyordu değil mi? Çünkü aslında sol tarafa baktığımızda 2 parantezini aldığımızda şöyle aşağıda da x 3 vardı. Aslında sonucun 2 gelmesi gerekiyordu. Ama ne geldi? 0 eşittir 0 geldi. Dolayısıyla bu B'ye 2 vermem işleri bozuyor gibi görünüyor. O yüzden B'yi alma demiş. Yani B'nin 2 olduğunu söylemiş bize. 2'yi alma diyor. Buna göre demiş A çarpı B artı F 2022 demiş. A çarpı B eksi 3 çarpı 2 demektir. Artı F 2022 ne demektir? Zaten sabit fonksiyon olduğu için F'in içerisine ne yazarsan son, yaz sonuç zaten 2 gelecektir. Dolayısıyla eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 artı 2'den de sonuç eksi 4 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur f birim g sabit fonksiyon olmak üzere demiş. Birim fonksiyon demek içi dışı bir fonksiyondu. İçinde ne yazıyorsa dışarı o çıkıyordu. O zaman şurada f a eksi 3 içinde a eksi 3 yazıyorsa dışarıda a eksi 3 çıkar diyebiliriz. Şurada g a artı 3'ü görüyoruz. g'nin de sabit fonksiyonu olduğunu söylemişti arkadaşlar. Bu durumda g'nin içerisinde ne yazarsa yazsın. Sonuç her türlü bir harfe eşitleyelim mesela. Sonuç her türlü b gelmiş olsun. G'nin içerisinde istediğimiz ne yazarsa yazsın sabit olduğu için B diye bir sayıya sabitledik bunu. Peki o zaman şu G artı 3 yerine biz büyük B harfini yazabiliriz. Eşittir diyorum 5 eksi F birim fonksiyonunda içi dışı 1'di. O yüzden içinde A varsa dışarıda A olarak çıkar. G sabit fonksiyonda içinde ne yazarsa yazsın sonuç her türlü şu büyük B'ye eşit oluyor demiştik. Peki iki taraftan da şu artı B'ler Gitti arkadaşlar. Eksi a'yı sol tarafa attım. Artı a. Bir tane a da burada var. iki tane a oldu. Eksi 3'ü sağ tarafa attım. Artı 3. 5 de burada var. 8 olarak geldi. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde a eşittir 4 olarak gelir. Cevabımız denizli seçeneği olur. F şöyle bir fonksiyonmuş. Tanım kümesi reel sayı, tüm reel sayılar olabiliyor. Eksi 1 hariç demiş. Görüntü kümesi de tüm reel sayılar olabiliyor. Eksi 2 hariç demiş. X eşittir fx artı 4 bölü 2 eksi fx olduğuna göre f'in tersinde x aşağıdakilerden hangisini hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim, biz f'in tersini nasıl buluyorduk? Şöyle bulmuyor muyduk? Mesela fx fonksiyonu ax artı b olsun. Biz bunun tersini şöyle buluyorduk. X'i burada yalnız bırakıyorduk. Önce b'yi karşıya atıyorduk. fx eksi b eşittir ax oluyordu. İki tarafı a'ya bölüyorduk. fx eksi b Bölü a eşittir x olarak geliyordu. E aslında şuradaki ifadeye bakar mısınız? Buradakinin aynısı olmamış mı? Bak x'i yalnız bırakmış. Diğer tarafta da fx'ler var. Biz en son aşamada ne yapıyorduk? Şurada diyorduk ki mesela f'in tersinde x diyorduk eşittir. fx gördüğümüz yere tekrardan x yazıyorduk. x artı e, x eksi orası eksi b bölü a olarak geliyordu. O zaman bizim burada zaten son bir hamlemiz kalmış. Şuraya kadar getirmiş zaten bu bizi. X'i yalnız bırakmış. Tek yapmamız gereken artık şu. F'in tersinde X eşittir. Fx gördüğümüz yere X yazacağız. X artı 4 bölü 2 eksi X olarak gelecektir. Bu hangi seçenekte var? Bursa'ya baktığımda paydayı 2 eksi X değil de eksi x, x artı 2 olarak yazmış. Aynı şey demektir. Cevabımız Bursa oldu f 3x artı 5 eşittir x eksi 2 olduğuna göre f'in tersinde x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi f'in tersinde x'i sorduğu için bu f'in içerisini 3x artı 5'i önce bir x yapmaya çalışalım. Nasıl yapacağız buna bakalım. 3x artı 5'in ben aslında x olmasını istiyorum. O zaman artı 5'i karşı yatarım. 3x karşıya geçti. x eksi 5. Hatta iki tarafı da 3'e böldüğümde x eksi 5 bölü 3 olarak gelecektir. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Artık x gördüğümüz yere x eksi 5 bölü 3 yazmalıyız anlamına geliyor. E bunu yazdığımızda zaten bu fonksiyon şöyle bir hale gelir. F'in içerisine 3 çarpı x gördüğüm yere x eksi 5 bölü 3 yazdım. Bir de şurada artı 5 var. Eşittir diyorum. x gördüğüm yere x eksi 5 bölü 3 yazdım. Bir de şurada eksi 2 var. Şimdi şu ifadelere bir bakmanızı istiyorum. Şu 3'lerin sadeleştiğini gördük. E, eksi 5 ile de artı 5 gidecektir. Burada ne kaldı? Fx kaldı. Peki şuraya bakıyorum bir de şimdi. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Eksi 5 de buradan eksi 11 yaptı. Yani x eksi 11 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Artık fx fonksiyonuna ulaştık. Şimdi yapmamız gereken ne? Bunun tersini almak. Tersini alırken x'i yalnız bırakıyorduk. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 çarpı fx eşittir. x eksi 11 olarak geldi. Hatta eksi 11'i de sol tarafa atacak olursak 3 çarpı fx artı 11 eşittir x olarak gelir arkadaşlar. Tamam artık son aşamada da ne yapmamız lazım? x'i madem yalnız bıraktık f'in tersinde x yazıyorum. Şuradaki ifadeyi yazacağım ama fx yerine tekrardan x yazacağım. 3 çarpı x artı 11 olarak gelir. 3x artı 11 olur cevabımız denizli fx doğrusal fonksiyon olmak üzere demiş. Bunu gördüğümüz anda fx'in denklemi şöyle bir denklemdir diyebiliriz. ax artı b şeklinde bir fonksiyondur diyebiliriz. Burada f1'in 5'e eşit olduğunu söylemiş. Yani f1'i şöyle yazacak olursak arkadaşlar x yerine 1 yazıyorum. a artı b olarak geldi. Bu 5'e eşitmiş f eksi 2 yazdığımızda da şöyle f eksi 2 yazıyorum x yerine eksi 2 yazdım eksi 2 a artı b geldi bu da 8'e eşitmiş arkadaşlar bize neyi sormuş peki f'in tersinde 5 artı f8'i sormuş şimdi biz buradan a ve b değerlerini bulabiliriz nasıl bulacağız Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Şu birinci denklemi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayabiliriz. Eksi 2a. Eksi a da buradan eksi 3a geldi. B eksi b'den b'ler gitti. 8 eksi 5'ten de 3 gelmiş oldu. İki tarafı eğer eksi 3'e bölecek olursak şu eksi 3'ler gidecektir. A eşittir. Eksi 1 olarak gelecektir. A'yı denklemlerden birine yerine yazarsak arkadaşlar, eksi 1 artı b'den 5 geliyorsa e, b'nin de burada 6 gelmesi lazım. O zaman bizim fonksiyonumuz aslında nasıl bir fonksiyonmuş? fx eşittir, a yerine eksi 1 yazdım, yani eksi x oldu. b yerine de 6 yazdım, artı 6 olarak geldi. Böyle bir fonksiyonmuş. Peki, biz şuradan f8'i direkt bulabiliriz aslında. f8 eşittir diyorum, eksi 8 artı 6'dan eksi 2 olarak gelir. Şimdi bir de f'in tersinde 5 demiş. Biz bu e, fonksiyonun tersini alabiliriz aslında. Ya da uğraşmayıp şunu da diyebiliriz arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersini almak demek aslında tanım kümesiyle görüntü kümesinin yerini değiştirmek demektir. Şimdi şu ifadeye ilk verdiği fonksiyona bir bakar mısınız? E, bunun tanım kümesiyle görüntü kümesini değiştirdiğimizde aslında f'in tersinde 5 eşittir 1 olarak gelecektir. E bizden de istediği f'in tersinde 5 değil mi? E tamam biz o zaman orayı 1 olarak bulmuş olduk. F8 de eksi 2 olarak bulmuştuk. Bunların toplamını istemiş bizden. 1 eksi 2'den eksi 1 gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur fx doğrusal fonksiyon olmak üzere demiş. Bunu gördüğümüz anda diyoruz ki demek ki bunun denklemi ax artı b şeklinde bir denklem olacaktır. Peki bize fx eksi 2 demiş. O zaman gidelim x gördüğümüz yere x eksi 2 yazalım hadi. a çarpı x eksi 2 artı b olarak geldi. a'yı içeri dağıttığımda ax ...eksi 2a artı b olarak gelecektir. Bir de f x artı 4'ü bulmamız lazım bizim. O zaman x gördüğümüz yere a çarpı x artı 4 yazmamız lazım. Artı b. Bunu da dağıttığımızda, a'yı içeri dağıttığımızda... ...ax artı 4a artı b olarak gelecektir. Şimdi bu ikisinin toplamı demiş arkadaşlar. Şu ikisini bir toplayalım bakalım. ax buradan, ax buradan. 2 tane ax yaptığı... ...eksi 2a artı 4a'dan artı 2a yaptı. b artı b'den de artı 2b gelmiş oldu. Eşittir diyorum. Şurada ne var? 6x artı 2 var. Şimdi burada x'li olan terimleri birbirine eşitleyeceğim. Yani burada 2a var, burada da 6 var. Bunları birbirine eşitledim. 2a eşittir 6 ise iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a eşittir 3 olarak gelecektir. E, sabit olan terimleri de birbirine eşitleyeceğim. Yani 2a artı 2b'yi Şuradaki 2'ye eşitlemem lazım. A'nın 3 olduğunu bulmuştuk. 2 çarpı 3'ten aslında şurası 6 gelir. 6 artı 2 B eşittir 2. 6'yı karşıya atıyorum. Eksi 6 olarak geçti. 2 eksi 6'dan eksi 4 geldi. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde B'nin de burada eksi 2 geldiğini görebiliyoruz. Aslında bizim fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Fx eşittir. A yerine 3 yazdım. 3 x geldi. B yerine de eksi 2 yazdığımda 3 x eksi 2 şeklinde bir fonksiyonmuş. Bizden F3'ü istemiş. O zaman x gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekir. 3 çarpı 3 9'dur. 2 çıkarttığımızda da 7 kalır. Cevabımız denizli. Aşağıda y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Şimdi doğrusal fonksiyonunun denklemini biz şöyle yazıyorduk. fx eşittir ax artı b şeklinde bir denkleme sahiptir diyorduk arkadaşlar. Hangi noktalardan geçtiğine bakalım. Şu noktadan geçiyor mesela burası 2'ye 0 noktasıdır. Şu noktadan da geçiyor burası da 0'a 3 noktasıdır. Peki x yerine 0 yazdığımızda ne kalıyor burada sadece? b kalmış oluyor. Sonuç 3'e eşittir diyor. O zaman B eşittir 3'müş bunu bulmuş olduk. X yerine 2 yazdığımızda ne geliyor? 2A artı B. B yerine de 3 yazarsak sonuç 2 geliyor. Sonuç 0 geliyormuş arkadaşlar. X yerine 2 yazdığımızda sonuç 0 geliyor. Şu şekilde yazdık. Bu durumda 3'ü karşıya attığımızda 2A eşittir. Eksi 3 oldu. A eşittir. Eksi 3 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Bu ikisini de bulduğumuza göre biz artık bu F fonksiyonumuzu yazabiliriz. A yerine eksi 3 bölü 2 yazıyorum. X B yerine de 3 yazdığımda şu şekilde bir fonksiyon olarak geldi. Peki bizden ne istemiş? Buna bakalım şimdi. F 2K demiş. Gideceğiz. X gördüğümüz yere 2K yazacağız. Şurada göstereyim. F 2K. Şöyle F 2K diyelim. Eşittir. Ee, eksi 3 bölü 2 çarpı 2k artı 3 olarak geldi. 2'ler burada sadeleşince aslında eksi 3k artı 3 olarak gelmiş oluyor f2k. Bir de f'in tersinde eksi 3 bölü 2 demiş. Şimdi bunun tersini alacak olursak nasıl yapıyorduk? x'i yalnız bırakıyorduk. 3'ü karşıya attım. fx eksi 3 oldu. Eksi 3 bölü 2 x. Şimdi iki tarafı da eğer eksi 3 bölü 2'ye bölecek olursam şuradaki x yalnız kalacaktır. Oradan da tersini bulabiliriz. Burada birinci olduğu gibi kalıp bırakıp ikinciyi ters çevirip çarptığımızda şöyle bir ifadeye ulaşıyoruz arkadaşlar. 2 bölü 3 başında eksi var bunun. fx eksi 3 eşittir x. Böyle bir ifadeye ulaşmış oluyoruz. Bu da zaten ne demektir? F'in tersini aldım demektir. Aldığımızı nasıl belirtebiliriz? Şu şekilde belirtebiliriz. F'in tersinde x diyorum. Şurada fx gördüğüm yere tekrardan x yazacağım arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3. fx gördüğüm yere x yazdım. Eksi 3 olarak gelmiş oldu. İşte burada diyor x yerine eksi 3 bölü 2 yaz diyor. Hemen gidelim yazalım. F'in tersinde eksi 3 bölü 2 eşittir. Eksi 2 bölü 3. İçeride de ne olacak? Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 olacak. Eksi 2 bölü 3'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 2 bölü 3 ile eksi 3 bölü 2'yi çarptım. Sonra da eksi 2 bölü 3 ile eksi 3'ü çarptım. E bunu da buradan zaten 3'ler gitti, 2'ler gitti, eksiler de çarpıldı, artı olmuş oldu. Yani 1 geldi buradan. Şuradan 3'ler gitti, eksi ile eksinin çarpımı artı. Bir de 2 var, artı 2 olarak geldi. 1 artı 2'den 3 gelmiş oldu. Şimdi şu ifadeye dönüyorum arkadaşlar. 1 bölü 5 diyorum. F2K'yı biz ne bulduk? Eksi 3K artı 3 olarak bulduk. Peki f'in tersinde eksi 3 bölü 2'yi ne bulduk? Onu da 3 olarak bulduk. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak eksi 3k artı 3 5 çarpı 3'ten 15 gelir. 3'ü karşıya atıyorum. Eksi 3 olarak geçer. 15'ten 3 çıktı. 12 kaldı. İki tarafı da eksi 3'e böldüğümüzde k buradan eksi 4 olarak gelecektir. Bize de zaten k değerini sormuştu. Cevabımız Adana seçeneği oldu fx eşittir 4x artı 6 olduğuna göre f4x ifadesinin f2x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi önce bir f4x'i bulalım. x gördüğümüz yere 4x yazacağız. 4 çarpı x gördük 4x yazdık artı 6 olarak geldi. Bir de f2x'i yazalım arkadaşlar. Bu da ne demektir? x gördüğün yere 2x yaz demektir. Yani 4 çarpı 2x artı 6 olarak gelmiş oldu. Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda ne görüyoruz? 16x artı 6 gördük. Şu ifadeye baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? 8x artı 6. Peki şunları direkt yazalım arkadaşlar. F4x eşittir. 16x artı 6 olarak F2x'i de 8x artı 6 olarak yazdık. Daha sonra şu x'ten kurtulalım tamam mı? Sadece f4x'ler f2x'ler kalsın. Şuradaki x'lerden kurtulalım. Nasıl kurtulacağız? Alttaki denklemi eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak ne gelecektir? f4x eksi 2 çarpı f2x eşittir. 16x eksi 16x'ten x'ler gitti. 6 eksi 12'den de eksi 6 geldi. Biz de hangisi cinsinden istiyorduk? F2x cinsinden istiyorduk. O yüzden şuradaki F2x'i karşıya atıyorum. F4x burada yalnız kalsın. F4x dedim eşittir. 2 tane F2x eksi 6 olarak gelecektir arkadaşlar. Bu da hangi seçenekte var? Bursa seçeneğinde var fx eşittir 2 üzeri x eksi 3 olduğuna göre f3x'in fx bölü 3 cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi önce bir f3x'i bulalım. x gördüğümüz yere 3x yazacağız. 2 üzeri 3x eksi 3 olarak gelmiş oldu. Peki bir de gideceğiz fx bölü 3'ü bulacağız arkadaşlar. fx bölü 3 eşittir diyorum. Buna, buna da x gördüğümüz yere x bölü 3 yazmamız lazım. Şöyle yazdığımızda. Şimdi şu ikinci ifadeyi bir düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Düzenlediğimizde şöyle bir şeyle karşılaşırız. f x bölü 3 eşittir. Şurası 2 üzeri x bölü 3 e, çarpı 2 üzeri eksi 3'tür. O da zaten nedir? Payda da 2 üzeri 3 yaz demektir. Yani 8 yaz demektir. İçler dışlar çarpımından 2 üzeri x bölü 3 eşittir. 8 çarpı f x bölü 3 olarak geldi. Şimdi şurada paydada bir üçümüz var. X bölü 3 var görüyorsunuz değil mi? O 3'ü nasıl yok edebiliriz? Eğer iki tarafında arkadaşlar küpünü alacak olursak şöyle iki tarafında küpünü alalım. Bu durumda o 3'ten kurtulabiliriz. Burada ne kalır? 2 üzeri x kalır. Buradan da 8 üzeri 3 çarpı f'in küpü içerisinde x bölü 3 olarak gelmiş olur. Peki bunu bilmek benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. Bak f3x'i görüyoruz değil mi? f3x'i yazıyorum. Bu neye eşitti arkadaşlar? Ee, 2 üzeri 3x eksi 3'e eşitti. Biz burada 2 üzeri x gördüğümüz yere ne yazmamız gerektiğini bulduk. O zaman şu ifadeyi biraz düzenleyecek olursam burası aslında 2 üzeri 3x bölü 2 üzeri 3 demektir aslında. Hatta 2 üzeri x'in küpü bölü 2 üzeri 3 şeklinde de yazabiliriz. 2 üzeri x gördüğümüz yere ne yazmamız gerektiğini artık biliyoruz biz. Dolayısıyla şurada giderim ben. 2 üzeri x gördüğümüz yere 8'in küpü çarpı f'in küpünde x bölü 3. Bunun üzerinde bir tane daha küp var. Aşağıda da 2'nin küpü var. Peki. Şu ifadeyi düzenleyelim hadi. 8 demek 2 üzeri 3 demek. Üzerinde bir tane daha 3 olduğu için 2 üzeri 9 oldu. E dışında bir tane daha 3 var. O zaman 2 üzeri 27 geldi buradan aslında. Çarpı diyorum. F'in küpü vardı. E burada bir de 3 var. 3 ile 3'ün çarpımı F'in 9. kuvveti olacaktır. İçeride ne var? X bölü 3 var. Aşağıda da 2 üzeri 3 var. Şimdi bak 2 üzeri 27. Şurada da 2 üzeri 3 var. Dolayısıyla şuradaki 3 3 tane 2'yi yok ettiğinde burada aslında 2 üzeri 24 kalacaktır. Çarpı f'in 9. kuvveti içerisinde x bölü 3 olarak bunu yazabiliriz. Bu da hangi seçenekte mevcut diye bakacak olursak şu anda hiçbir seçenekte mevcut gibi gözükmüyor. Ama şu e seçeneği için şunu biraz düzenlersek e'ye benzetebiliriz diye düşünüyorum. Yani şu hale getirirsek 24'ü şöyle yazamaz mıyız biz? Bak 2 üzeri 24'ü şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri 3 çarpı 8 olarak yazabiliriz. E bu da ne demektir zaten? 8 üzeri 8 demektir. O zaman bunu son olarak şöyle yazabiliriz. 8 üzeri 8 f'in 9. kuvveti içerisinde x bölü 3 olarak gösterebiliriz. Bu da Edirne seçeneğinde mevcuttur. F ve G gerçel sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyon olmak üzere fx'i ve gx'i vermiş bize. Ve buna göre demiş f çarpı g artı 2f eksi 3g içerisinde 2 ifadesinin değeri. 2'yi bunlara dağıttığımızda arkadaşlar bu aslında şu hale gelecektir. F2 çarpı G2 artı 2 çarpı F2 eksi 3 çarpı G2. Aslında bizden bunu istiyor. Biz o zaman burada F2 ve G2 değerlerini bulalım önce. F2 demek 3 çarpı 2 artı 5'ten 11 demektir. G2 demek ise 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2'den yani eksi 10 artı 4'ten eksi 6 gelecektir. Bunları yerine yazacak olursak arkadaşlar f2 yerine 11 yazıyorum. G2 yerine de eksi 6 yazdım. Artı 2 çarpı F2 yerine 11 yazdım yine. Eksi 3 çarpı G2 yerine de eksi 6 yazdım. Düzenleyelim şunu. 11 ile eksi 6'yı çarpınca eksi 66 geldi. 2 ile 11'i çarpınca 22 geldi. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarpınca da artı 18 geldi. 22, 18 daha 40. 40 eksi 66'dan eksi 26 gelir cevabımız denizli olur. f x eksi 2 eşittir. 5x eksi a ne zaman 5x eksi a x 3'ten küçük ya da eşitse 5x eksi a'yı kullanacağız x 3'ten büyükse de 2x eksi 2'yi kullanmamız gerekiyor. Peki F1 ile F3'ün eşit olduğunu söylemiş. Şuradan F1'i yakalamak için arkadaşlar x yerine ne yazmamız lazım? E buraya 3 yazarsak 3 eksi 2'den 1 olmuş olur. Tamam. X eşittir 3 için diyorum o zaman. X eşittir 3 için ne gelecektir? F3 eksi 2'den 1 gelecektir. F1 eşittir. Peki 3'e eşitken x 3'e eşitken hangisini kullanıyoruz? Üsttekini değil mi? O zaman 5 çarpı 3 eksi a'yı kullandık. Yani 15 eksi a geldi buradan. Peki bir de 3'ü yakalamamız lazım. 3 için de şuraya 5 yazmamız lazım. Yazıyorum x eşittir 5 için diyorum bu defada. Ne geliyor? 5 eksi 2'den f3 geliyor eşittir x 5 iken yani 3'ten büyükken şu alttakini kullanmamızı söylüyor bize. 2 çarpı 5 eksi 2 yani 10 eksi 2'den 8 geldi. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Yazıyorum 15 eksi a ile 8 birbirine eşitse 15'ten 7 çıkarırsak 8 yapar. Dolayısıyla a buradan 7 gelir cevabımız denizli f reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon olmak üzere demiş. Şöyle bir parçalı fonksiyon vermiş. Buna göre f'in tersinde 8 artı f'in tersinde 15'in toplamını sormuş biz arkadaşlar. Biz şimdi f'in tersinde 8'i a'ya eşitleyecek olursak tersini almak demek aslında tanım kümesiyle görüntü kümesini yer değiştirmek demekti. Yani bunu tekrardan düz f fonksiyonu olarak yazacak olursak f a eşittir 8 demektir aslında bu arkadaşlar. Tanım ile görüntü kümesi yer değiştirdiğinde yukarıdaki hale gelmiştir. Aynısını f'in tersinde 15 için söyleyelim. Bunu da b'ye eşitleyecek olursak bu da aslında fb eşittir 15 anlamına gelecektir. Peki e, burada aslında fonksiyona bakıyorken x yerine ne yazdığımızda sonuç 8 gelir ve ne yazdığımızda sonuç 15 gelir bunu bulmamız lazım. Her ikisini de arkadaşlar tabii hangi 9'dan büyük mü küçük mü a'nın a'nın 9'dan büyük ya da küçük olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı ikisini de 8'e diyelim bakalım. x artı 4 eşittir 8 diğer taraftan da 2x eksi 5 eşittir 8 olarak geldi. 4'ü karşıya attım eksi 4 olarak geçti 8'den 4 çıkınca 4 kaldı. Eksi 5'i karşıya attım artı 5 olarak geçti 2x eşittir 3, 13 ise x eşittir buradan 13 bölü 2 yani 6 buçuk olarak gelecektir. Şimdi baktığımızda şu alttakini ne zaman kullanıyordu arkadaşlar? 9'dan büyük ya da 9'a eşit olduğunda. Ama biz burada x'i ne bulduk? 6 buçuk. E 9'dan küçük olduğunda bunu kullanamayız ki. O yüzden bu iptal. Ama şuraya baktığımızda bak 4 kullanmamız gerekiyormuş. X yerine 4 vermemiz gerekiyormuş. E 4 zaten 9'dan küçük olan bir sayı. E demek ki doğru değerimiz burada x4'tür. Yani daha doğrusu a4'tür diyebiliriz. Şuraya baktığımızda ise B verdiğimizde sonuç 15 geliyormuş. Gidelim B verelim. İkisini de, de yazalım. Hangisini kullanacağımızı bilmiyoruz ya. B artı 4 15'miş. Diğer taraftan da 2B eksi 5'in 15 olduğunu söylemiş. Şuradan baktığımızda B buradan 11 geldi. Şuraya baktığımızda 2B eşittir 20. B buradan 10 geldi. Şimdi ilk duruma baktığımızda bize ne diyordu? 9'dan küçük olduğunda bunu kullanıyordu. Ama biz 11 bulmuşuz. 9'dan büyük bir sayı. Şey. O zaman bunu kullanamıyoruz. Ama ikinci değere baktığımızda 9'dan büyük olduğunda alttakini kullan demişti. 9'dan büyükmüş zaten burada B değeri. Dolayısıyla 10 olarak gelmiş oldu. Bunu görmüş olduk. B de buradan 10'muş. Bize neyi sormuştu? Bunların terslerinin toplamını sormuştu. Yani aslında şuradaki A ile şuradaki B'nin toplamını sormuştu bize. 4 artı 10'dan cevabım 14 olarak gelir. Yani denizli seçeneği olur. A kümesi 3, 4, 5, B kümesi 1, 2, 6, 7, 8 elemanlarından oluşuyormuş. F4'ün 1'e gittiği kesinmiş. 4 kesinlikle 1'e gidiyor. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir diye sormuş. Şimdi elemanlara teker teker bakacak olursak arkadaşlar 4'ün gittiği yer 1. Yani tek bir tane elemana gidiyor. Bunun hangi eleman olduğunu biliyoruz. O yüzden bir tane seçeneğimiz olduğu için 1 yazdık. 3'ün gidebileceği kaç seçenek var arkadaşlar? E şimdi 4 1'e gitti diye 3 1'e gidemez mi? Gidebilir. 2. kümeye yani görüntü kümesine anne kümesi diyorduk. 1. kümeye yani A kümesini de çocuk kümesi diyorduk. E, bu durumda bir annenin iki tane çocuğu olabilir. İkisi de 1'e gitmiş olabilirler. Bunda bir problemimiz yoktu. O yüzden 3'ün gidebileceği, 1'e de gidebilir, 2'ye de, 6'ya da, 7'ye de, 8'e de gidebileceği 5 tane eleman vardır arkadaşlar. Aynı şekilde 5'in de gidebileceği yine 5 tane eleman vardır. 1 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 25 farklı fonksiyon tanımlanabilir. Cevabımız denizli oldu.